Fırat Kalkanı harekatıyla terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı harekatıyla bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı pazar günü yapmıştı. Aradan iki gün geçti. Dediği oldu. Tel Rıfat teröristlerden kurtarıldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu denetimi sağladı. Tel Rıfat o bölgede teröristlerin elinde kalan son önemli yerleşim birimiydi. Minak Hava Üssü de terör örgütüne ikmal için kullanılan önemli bir noktaydı. Operasyon sabah saatlerinde başladı. Önce uçaklar bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Ardından Mehmetçik ve ÖSO mensupları karadan ilerledi. Bu iki önemli nokta çevredeki köylerle birlikte birkaç saat içinde kontrol altına alındı. Tel Rıfat Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede. Daha önce Afrin'de bulunan Rus askerlerin bu bölgeye çekildiği biliniyordu. Yerel kaynaklara göre Ruslar Tel Rıfat'tan da çekildi. Hem Tel Rıfat halkı hem de Fırat Kalkanı bölgesine sığınan Tel Rıfatlılar günlerdir operasyon yapılmasını istiyordu. Bölgede teröristlerin elinde küçük bir kırsal alan kaldı. Önümüzdeki günlerde buraların da kurtarılması bekleniyor. Sonrasındaysa sıra Münbiç'e gelecek. Münbiç'te teröristlerin yanı sıra ABD askerleri de var. İlçeyi terörden temizlemek için ABD ile görüşmeler sürüyor.